Evet, seste küçük bir problem vardı. Muhtemelen telefonu rüzgar alan bir noktadaydı ama anladık her söylediğini kelimesi kelimesine. Ve telefon attığımızda İstanbul Kimyasal Madde İhracatçılar Birliği Başkanı Murat Akyüz var. Murat Bey, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar Ali Bey. Şimdi genel olarak tabii ki ihracatçı biraz yüksek kurdan nasipleniyordu. Yüksek kur sayesinde ihracatını biraz daha ivmelendirebiliyordu ama 2 lira telaffuz edilmeye başlayınca o cephede de bir kaygı eşiği oluşmaya başladığını görüyoruz. Size göre ideal kur nedir ve nerede durması halinde ihracatçı rahat nefes alabilir ve Türkiye ihracatı bu yıl hedeflerine varabilir? 1.85-1.90 aralığı zaten bizim rahat ihracat yaptığımız seviyelerdi. Şimdi bunun ötesindeki sayılara ani olarak çıkıyor olması ya da bunun çok altına ani olarak iniyor olması maalesef bizi çok ciddi şekilde endişelendiriyor. Evet. Tabii ki burada Türkiye'nin de haricinde birçok farklı ülkenin merkez bankalarının çok ciddi müdahaleleri var piyasaya. Bu piyasa müdahalelerinden dolayı bu seviyelerde olduğumuzun da farkındayız. Yani bundan dolayı da sadece Türkiye'de Merkez Bankası'na yönelik olarak eleştiride de bulunmadığımızı söylemeliyim. Burada tabii hepimizin gönülden istediği kimya sektörü olarak %80 gibi çok ciddi bir ithalata bağımlı olan bir sektörüz. Bu şekilde ithalat yaptığımız ham madde ve yarı mamulleri hem ihracat yapıyoruz hem de yurt dışına da satıyoruz. Burada bir kurda euro-dolar kuru farkından bahsetmiyoruz. Buradaki bahsettiğimiz doğrudan TL'nin diğer yabancı para birimlerine karşı değer kaybından bahsediyoruz. Ve ciddi anlamda da bizi endişelendiriyor. Yani ümidimiz kısa zamanda bu kurların biraz daha oturması, oturan kurlar bizleri daha ileri vadelere ihracat yapma şansını mutlaka verecektir. Şimdi şu sıkıntımız var. Herhangi bir şekilde şu anda bir yurt dışından bir müşteri gelmiş olsa ve dese ki gelecek 6 ay için seninle bir anlaşma yapmak istiyoruz. Evet. Şu andaki kurlarda 2 lira seviyelerine, 2 lira üzerinden baz alarak lütfen bana fiyat ver dese hiçbir ihracatçımız 2 lira üzerinden fiyat vermek istemeyecek. Doğru. Sebebi de 2 lira gibi bir fiyatın şu anda sabit bir kur olduğunu kimse düşünmüyor. Maalesef 2 lira üzerinden verilen fiyatların ardından 1.90'a düştüğünü düşünün. Zaten ihracatçının yaptığı burada kar yaklaşık %5 seviyelerinde. %5'lik maalesef kar da kurdaki en ufak oynamada gidiyor. Ve her ihracatçı da aynı zamanda sanayici itibariyle yurt içine de ciddi satış yapmaya da devam ediyor. Yani 2001 krizi bize sepetlerdeki riskleri biraz daha dengelemeyi öğretti. %50 ihracat yapıyorsa %50 de yurt içine satıyor. Maalesef burada kurlardan dolayı eğer ihracatçı kazanıyor diyen varsa o firmaların yurt içi satışlarına baksınlar. 6 ay vadelerde yurt içine sattıkları zaman zaten bu kayıpları bariz şekilde ortaya çıkıyor. Ya burada sadece sepeti dengeleme babında eğer sağ cep kazanmışsa sol cep kaybediyor. Toplamda baktığınız zaman da sanayici maalesef halen yerinde bir fiyat dengesiyle karşı karşıya kalıyor. Evet, çok teşekkürler Murat Bey, Murat Akyüz. Ve telefon hattımızda sanayici Adnan Dalga Kıran var. Adnan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar Ali Bey.